Merhaba gencolar, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Efsaneler serimize, videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz zamanın en iyi dövüş oyunlarından bir tanesi Tekken 3. O zamanlar salak salak espriler yapıyorlardı. Ya bu oyun Tekken mi oynanıyor kardeşim gibi. Böyle iğrenç espriler yapıyorlardı ama oyun muhteşem bir oyundu arkadaşlar. Tekken 3 özellikle bana göre serinin en iyi Tekkenlerinden bir tanesidir. Şu an Tekken 7 çıkacak galiba. Haziran ayında veya Temmuz ayında ön siparişle alabiliyorsunuz. Ben Şubat diye biliyordum ama Haziran diye bizi Namco abiler ters köşe yapmışlar. Dediğim gibi zamanın en iyi oyunlarından bir tanesiydi. PlayStation 1'in AAA oyunlarından. Hatta belli bir sürümünde yani PlayStation 1 aldığınız zaman kutulu olarak yanında Tekken 3 bedavaydı. Tekken 3 seri yani Tekken 3 ve Edition özelliği yanında Tekken 3 orijinal veren bir seri vardı, kutu vardı. Dediğim gibi muhteşem oyunlarından bir tanesidir dövüş oyunu olarak. Street Fighter ayrı, Tekken'in yeri çok ayrıdır arkadaşlar. Bu videoyu da izleteyim. Çok efsane bir videodur. Gerçekten süper dövüşçüler var. Efsane dövüşçüler var. Bu abi kimdi? Bu Nina mıydı ya? Anna mıydı, Nina mıydı? Ha Lee var. Polis Lee. Yoshimitsu Reis var. Yoshimitsu adamın dibidir. Eddie vardı galiba. Aynen Eddie. Hovarenk vardı. Hovarenk bu abimiz. Eddie Capoeira'cıydı. Capoeira dansıyla milleti dövüyordu. O Reis burada. Heihachi Mishima. Onun oğlu. Tekken 3. Hemen başlatıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Tekken 3'ün piyasaya çıktığında iki tane özel modu vardı. Yani iki tane özel versiyonu vardı. Biri Avrupa versiyonu, biri Japonya versiyonu arkadaşlar. O zamanlar Sony'den böyle PlayStation 1 konsol hamlesi geldiği için Japonya'ya ve Çin'e özellikle ayrı bir ilgi vardı. Yani her oyun ilk Çin'e çıkardı veya Japonya'ya çıkardı. Ondan sonra Avrupa pazarına sürülürdü. Şimdi şöyle, Çin versiyonunda, normal Çin versiyonunda bir mod vardı. İlerlemeli mod olarak geçiyordu. Bunda sadece Avrupa versiyonunda arcade mod, multiplayer yani versus mod ve team battle modu vardı abi. Çin versiyonunda ilerlemeli vardı ve tüm karakterler açıktı. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yoktu. Menüye girdiğiniz zaman tüm karakter açık olarak çıkıyordu. Ama Avrupa versiyonunda öyle değil. Karakterler açık değildi. Yani 10 tane karakter vardı ve sadece onlarla oynayabiliyordunuz ve multiplayer ve tek kişilik mod olarak oynayabiliyordunuz. Practice'leri saymıyorum. O zamanlar dediğim gibi Çin'e böyle bir çok atılım vardı. Çin'i böyle ayrı yere tutuyorlardı Japonya'yı Çin'i. O yüzden öyle bir gundilik yapmışlardır. Her neyse hemen efsane karakterlerden bir tane seçip dövüşe giriyorum abi. Evet. Bu karının ismi de Lin Shaoyu diye okunuyordu galiba. Yoshimitsu var, Nina var, Law var, Hovarenk, Eddie, Paul ve benim adamım King, Lei ve Jin. King'i alıyorum, akıtıyorum ve tükürüyorum. King vs. Lee. Karakter bakımından karakter animasyonları olsun, karakter tasarımları olsun çok iyiydi abi. King abimiz güreşçiydi. Lei de polisti. Normalde şöyle bir şey, kare tuşuna basıp seçerseniz hero'yu yani karakteri, onun farklı bir kostümüyle oynuyordunuz. Yani gördüğünüz gibi bu çıplak kostümüyle oynuyordum. Kareye bastım mesela. Çıplak kostümüyle aldım. Çarpı tuşuyla seslediğin değişik bir kostümle girecektin. Her tuşun farklı bir kostümü vardı. Mesela Lei normalde polis ama onda mesela başka bir kostüm var. King mesela güreşçi. Normal King'in normal kostümü bu. Ama üstünde böyle tişörtlü bir kostüm vardı. Her kostüm değişebiliyor arkadaşlar. Öyle güzel bir ayrıntı olmuş. Ben bu abi patakladım bayağı. Tekkenlerin özelliği bazı Tekken oyunlarında ki öyle hatırlıyorum yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Street Fighter gibi combo sistemi yok. Yani kare, yumruk, işte yuvarlak tekme, kare ve X basılı tutarsanız tutup özel hareketini yapıyor gibilerinden. Şunun gibi. Bu tür sade bir oyundu ama bizleri ekran başından hiçbir yere ayırmadı. Sabahlara kadar oynadığımız bir oyundu arkadaşlar. Arkadaşlarımızın ağzını burnunu kırmışlığımız var şu oyunda.
Ha, bir Street Fighter kadar efsane mi? Bence değil ama Tekken'in de dövüş oyunları arasında çok önemli bir yeri var arkadaşlar. Street Fighter tabii en efsanelerinden bir tanesi. Onun yeri ayrı bizde. Seni döveceğim ben abla. Kusura bakma yani. Sen ağzımızı burnumuzu kırarsın bizim. King ya, King'i hastaydım ben. Özellikle o dönem çok sevdiğim bir karakterdi. Ve sadece King'de oynuyordum. 10 tane bölüm var. Stage olarak geçiyor. 10 bölümün sonunda Heihachi abimizle karşılaşıyorsunuz. Heihachi abimizle dönerseniz bir tane Ogre diye bir lavuk geliyor. Yeşil yaratık. Onu dövüyorsunuz. İlk round onu öyle dövdükten sonra kendisi evrim geçiriyor arkadaşlar ve koskocaman bir canavar oluyor. Onu dövdükten sonra da oyunumuz bitiyor ve turnuvanın kazananı tabii bitirirseniz atıyorum King oluyor. Ve kendi özel oyun içi videosuyla, karakter videosuyla sonunda yukarı çıkıyor. Onu izliyorsunuz ve oyun orada bitiyor arkadaşlar. Hızlı hızlı ben buna dövdüm. Onun sonunu da göstereceğim. Oyunun karakterinin videosunu da izleyeceğiz. King abi candır. King abi adamdır. Fenerbahçe Galatasaray. Biri sarı lacivert, biri sarı. Sen öl ya. Sen döveceğim ben ağzını, burnunu kıracağım. Bu abla taklacı abla. Taklacı diyorduk biz buna bildiğin. Takla tutturuyordu. King adamdır ama. En güzeli King'tir ve de Yoshimitsu'dur. Sonraki oyununda, yani sonraki işte dediğim gibi Çin versiyonunda oyunun 5-6 tane daha yeni karakter vardı. Neydi abi bunlar? Biri Panda'ydı. Diğeri Mokujin diye enteresan bir karakterdi. Mokujin tüm karakterlerin oyunda, mesela atıyorum Yoshimitsu var abi. Mokujin'i alıyorsunuz. Mokujin'in hiçbir özelliği yok. Boş bir kutu gibi düşünün. İçine ne koyarsanız onunla oynuyorsunuz. Mesela bir round King gibi dövüşüyor. Bir round işte Yoshimitsu gibi dövüşüyor. Bir round Law gibi dövüşüyor. Yani karakteristik özelliği çok fazla bir hero'ydu. Bir de bir tane doktor vardı. Ben ona yatalak doktor diyordum. Hiç yerden kalkmıyor herif. Aa, döveceksin bizi. Dövdü valla. Adam hiç yerden kalkmıyor. Sürekli yerden vuruyordu mesela. Öyle enteresan karakterler vardı. Çin versiyonunda Panda olduğunu zaten anlaşılır. Ama Avrupa versiyonunda sünnet etmişler, kesmişler abileri. Bunları 10 tane karakterimiz var. Öyle ne artistlik yapıyorsun lan? Ne artistlik yapıyorsun birader? Her karakterin kendine ayrı hikayesi var. King dediğim gibi Amerikan güreşçisi, Amerikan dövüşçüsü diyeyim. Ne pankreas mı diyorlar, ne diyorlar ona işte. Ondan Love abimiz dövüş ustası ama kendi restorantı var. Restoran işletiyor. Lan oğlum bir dur. Restoran işletiyor. Mesela Jin abimiz de Heihachi Mishima'nın, yani bu oyundaki kötümüzün oğlu. Tabii onun bir oğlu daha var, Kazuya. Galiba Kazuya mı onu? Onu hatırlamıyorum ama Kazuya Heihachi'nin oğluydu. Paul abimiz var. Paul abimiz motosiklet meraklısı bir abimiz. Motosiklet şeyi var, çetesi var. Ama ayrıyeten böyle dövüş meraklısı. Love'ın öğrencisi olması lazımdı. Love abimizin öğrencisi olması lazımdı. Paul abimiz, bu abimiz. Bir de böyle Street Fighter Guile var. Guile'nin saçına çok benzemişler mesela. Oradan bir çakmışlar onu. Çaktırmayın, o kadar önemli değil. Seni döveceğim King. Pardon, Paul. Law'un öğrencisi. Mesela Nina ile Anna vardı. Sen öldürdün bizi. Nina ile Anna vardı. Oyunun Japon versiyonunda Anna da vardı ama Nina var buradaki sadece. Nina ile Anna kız kardeş. Devam edeceğiz tabii. Kardeşim döveceğim ben seni. Eddie mesela capoeiracı ama hapishaneden kaçıyor. Hapishaneye giriyor. Oradan kaçıyor. Kendisi bir suçlu. Ama capoeira dansına büyük bir ilgisi var. Capoeira dansı yaparak dövüyor milleti. Nasıl bir fantaziyse artık. Al lan. Benim PlayStation 1 oynanan bir tanesiydi bu arada Tekken 3. Sonra Tekken abiler, Namco abiler dedi ki ya dedi, PlayStation 2'ye dedi Tekken lazım dedi, yani yeni nesil konsola bir tane Tekken lazım dedi. Ve Tekken 4'ü piyasaya çıkardı. Perfect dövdü adam bizi falan. Tekken 4'ü piyasaya çıkardı. Hiçbir Tekken oyunu kötü değildir.
1 ile 2 biraz zayıftır. En güzel Tekken oyunu bana kalsın 3'tür abi, bu oyundur. Ha, diğerleri de güzel. Ama benim en çok zevk aldığım oyun bu Tekken oyunudur. Diğer Tekken 4, Tekken 5 diye gidiyor. Onlar da bayağı sağlam oyunlardır. Tekken vs. Street Fighter'ı saymıyorum biraz zaten. Ona gerek yok. Niye çıkarmışlar söyle bir seri. Ben yine dövüldüm bu arada. Devam abicim. Bu arada oyun Atari versiyonu da var. Onun hakkında da bilgi vereyim. Atari salonlarında böyle normal arcade olarak da oyunu oynayabiliyorsunuz. Jetonla, paralı artık nasıl oynadıysanız. Arcade salonunda da Tekken 3'ü görmeniz mümkündü arkadaşlar. Ha Paul, ben senden sıkıldım birader, hadi yeter artık, dayak ki geber ya. Kaçarın yok, değilim dayağı benden bu sefer. Dediğim ama. Fark ettiyseniz şeyde Paul'da aslında iki tane karakter saklı içinde. Biri abi Street Fighter'da Ken. Görüyorsunuz benziyor çok. Sarı saçlar, kırmızı işte üniforma. Bir de saç stili Guile abiye benzemiş. Guile'in tabi daha birazcık böyle karizma ama bu abi biraz boruvari kafasıyla, bacavari kafasıyla. Ne oldu? Artistik, perfect. Hadi yürü git şimdi. Birazcık şey, kendinden çakmışlar Paul abi. Tip olarak işte üniforma olarak saçlara benzemiyor sadece. Dövüş stili de aynı. Ateş falan çıkarıyor böyle. Evet, Capoeira'cı Eddie abimize geldik. Ama bizi dövecek galiba. KO. Knockout. Bu abi benim favori ikinci karakterim de oyunda, Eddie. Capoeira dansıyla çok meşhur bir abimizdir. Gördüğünüz gibi. Capoeira dansıyla dövmek de yani ayrı bir fantazi. Dans et abi, niye dövüyorsun ya? Normal dövemiyor musun? Bayağı iyi dövüyor abimiz. Yapma bunu! Yapma bunu! İyi dövüyor, iyi dövüyor. Bayağı iyi dövüyor. Baksana tipe ya, oynak. Headshot. Headshot attım, bak bak. Dediğim gibi Eddie abimiz de bayağı bizden yedi. Bakalım sıradaki rakibimiz Hovering abi. Hovering abinin dövüş stilini bilmiyorum ama tekme atıyor sadece. Ben bu adamın tekmesinden bıkmıştım ya zamanında. Hep tekme, hep tekme. Ayağını kullanıyor. Çok nadir yumruk atıyor. Artık o dövüş stili nedir hiç bilmiyorum gerçekten. Yani bilirseniz yazabilirsiniz yorumlara. Siz de beni de bilgilendirmiş olursunuz gençler. Sen öyle ya artık, yeter, sen çok artistik yapıyorsun. Abi şey, arenalar da çok iyiydi yani o dönemde. Hakikaten arka plan olsun, arena dizaynı olsun çok güzeldi. Tabi o zamanlar en iyi oyunları bunlar olduğu için biz ağzımız açık bakıyorduk böyle. Tam şekil yapma. Evet, Heihachi Mishima. Bu oyunun son bosslarından bir tanesi. Yani son bosstan önceki boss. Bu abi böyle kafa kaşımayı çok severdi. Kafayı alırdı böyle elektrik yüklerde. Perfect, yendik abi ya. Hadi bakalım. En çok Paul zorladı bizi ya. Huyyyy. Aman yürü git. Hadi bakalım, dayağı yedi. Şimdi bu abiyi öldürdük. İkinci boss'umuz Ogre boss. Bu abi Ogre. 10. bölüm. Bu abi son boss aslında. Ama bunun iki yönü var. Şimdi bu abi burada pataklarsanız. Ogre biliyorsunuz Tekken vs. Street Fighter'da da vardı diye hatırlıyorum. Lan ne yapıyorsun lan? Oğlum bir durla, bir durla. Hep ayak tekme. Heh, şimdi buradaki bu abi öldü. Yerine gelene bak şimdi bak. Heihachi'yi kaldırıyor, onun gücünü emiyor, emikliyor böyle. Ve kendisi Ogre'nin büyüğü oluyor arkadaşlar.
Artık içine mi alıyor, ne yapıyorsa. Bu kadar basit. Oyun çok mu zor? Tabii ki değil. Her alışkanlığı. Şimdi oyunumuz bitti. King abinin filmi geliyor. Her karakterin bir filmi oluyor sonunda. Bakalım bu abiniz neymiş? Oy. Abi acımadı vallahi. Bayağı duygusal. Iron Fist Tournament'ın kazananı olduk arkadaşlar. Tekken'in de kralı olduk. Kral of the King of the King ya. Oyun bu şekilde. Güzel bir dövüş oyunu, efsane bir dövüş oyunu. Oynamanızı tavsiye ederim. Bunun PC versiyonu da çıkmıştı ama çok böyle bilinmez. En çok PlayStation versiyonu, Atari versiyonları oynandı. Dediğim gibi internetten bulabilirseniz Japon versiyonunu alın, oynayın. Ben bulamadım. Ha bulursam da linkini paylaşırım isterseniz ama Japon bölümünde, yani Japon versiyonu dediğim gibi daha çok karakter ve daha çok oyun modu var. Bu Avrupa versiyonu nedense böyle kırpmışlar abi. 10 tane karakter verip böyle bize oynatmışlar. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bilgilenmişsinizdir. Efsane serisi devam edecek. Şimdilik burada bunu noktalıyorum. Kendinize iyi bakın gencolar. Hoşçakalın.